kadarını taşıyamazsın. Bana bırak usta. Kırarsan fena olur. Sen kendi işine bak ustacığım. Götür, götür. Tamam. Demliler geldi. Tavşan kanı gibi maşallah. Hay versene kardeşim. Demliler geliyor. Buyur canım. Al kardeşim sen de. Ne bağırıyorsun? Dikkat etsene be. Oturun efendim. Bir kaza olmuş. Şimdi size demli çay getireceğim. Oturun efendim. Sakin olun. Otur kardeşim, otur. Bundan sonra gözünü aç. Yevmiyenden keseceğim. Kızma be usta. Döke döke öğreneceğiz bu işi. Hey babam, zarifler geliyor. Dökülmeden geliyor. Beş çay getir. Demliler geldi. Oyna bakayım, oyna, at bakayım. Allah! Dur, ne oluyoruz be? Ne vuruyorsunuz be? Bana bak, demline gel, dönerim ha. Peki sen bak, bu son oğlum. Hele bir dört kırarım kafanı. Müşteriler kıyar abi, onlar döküyor. Beş tane çay gönderdim. Demliler geliyor. Zarifler geliyor. Bu sefer dökülmeden geliyor. Çay isteyen, çay isteyen var mı? Şimdi ablacığım, çırak biraz acemidir de. Ya sen sadece bağırıyorsun. Yapsana şu öğrettiğim numarayı. Yapma hoca, bozarım fiyatını. Aydın, gel bakalım. Allah! Boş yere para verme. Öğrenemeyeceksin bu işi.
100 kere söyledim mutfakta tıraş olunmaz diye. Helane güne duruyor. Ne yapalım ya? Abim zapt etmiş helayı. Çık dışarı buradan hadi. Abi yeter artık, çık dışarı ya. Yeter be, işe gideceğiz. Abi hadi çabuk ya, Allah Allah. İşe geç kalacağız be. Abi aç abi. Abi. Aç abi. Ya hadi be. Allah aşkına aç abi. Dolma edeceğim be, aç abi. Çıkacağız oğlum. Oyun oynamıyoruz ya. Herkesin işi gücü var. Allah Allah. İşimiz var ya. Bak işin var. Utan ulan. Şu çocuklardan utan. Kazık kadar herif oldun. Hala çöp arabası gibi dolanıyorsun orada da. Bey yapma. Allah aşkına yapma. Bırak canım. Yahu iki senedir iş aranır mı be? Bak Şerife 3 günde girdi işe. Hakkını olsun senin. Vallahi dolma edeceğim be. Aç ya aç. Kenefte bunları mı okuyorsun? Kültür yapmak da mı yasak? Başlatma kültürüne. Ne haber, iş buldun mu ha? Öyle teklifler alıyorum ki baba, duysan şaşarsın valla. Yok canım, bütün işin yalan dolan. Bey, çok günahına giriyorsun evladımın. Şu nimet çarpsın ki, iş arıyorum gece gündüz. Bir sürü işe de giriyorum. Giriyorum ama ya, bir şeyler ya. Oluyor, olmuyor. Güzel evladım, güzel oğlum benim. Babamı hiç sevmiyorum. Peki ama niye olmuyor be abi? Bak anlatayım. Gel otur şöyle bakayım. Ha. Otur otur. Ver şunu. Şöyle. Böyle. Biraz da böyle. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam mı babacığım? Dur lan! Tamam mı? Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam mı babacığım? Allah aşkına var mı bir yanlış? Değil mi? Yok. Ama gel de anlat. Açma! Bırak lan beni! Sinirlenme baba! Bırakın diyorum! Bir vestit versene! Ölüyorum ana! Midem çok fena! Biraz süt koysan? Olmaz! Bozuk mideye dokunur! Hastalara verirler baba! Eşek gibisin maşallah! Ya bir yudum babacığım! İstersen yanına baklava börek de götüreyim. Çok iyi olur valla. Tövbe tövbe. Allah sevginizi artırsın. Kes be. İnsaf ya. Bize de bırak. Çek elini. Ne lan bu? Sigara. Bacak kadar çocuk sigara içer miymiş ha? Ne demek istiyor bu ya? Kes! Bir daha görmeyeyim, alırım ayağımın altına. Var mı böyle Allah. Kardeşlik be? Ne vuruyorsun lan? He? Ne vuruyorsun masaya? Yapmayın! Kafamıza bizi mi mahvedecen lan? Beni öldürecekti ya! Sigara paketimi yürüttü. Allah razı olsun! Utanmıyor musun bacak kadar çocuk sigara içmeye? Parayı masaya koy de kimse bacak kadar çocuk demiyor, ne haber? Dur, senin sırtın yere gelmez abi. Başına kendine iş arama. Nasıl olsa biz çalışıyoruz. Sen yat keyfine bak. Hadi eyvallah. Yürü be. Bunların ikisi de manyak. Ah evladım, ah oğlum benim. Ferah tut kalbini anacığım. Bir gün saraylarda yaşatacağım ben canım seni. Canım yanında bulunsun evladım. Ya. Sağ ol. Müşterimiz olan 3 holdingi temsil ediyoruz biz. Kesinlikle memnun değiliz reklamlarınızdan. Ülkenin bütün şöhretlerini, yıldızlarını hizmetinize sunuyoruz. Daha ne yapabilirim? Yıldız dediklerinizin, şöhret dediklerinizin halkın karşısına çıkıp mallarımızı methetmeleri hiç inandırıcı olmuyor.
gecede 100.000 lira alan falan şarkıcı hanım, elinde konserve tenekesi, "Oh, ben her yemekte falan marka dolma yerim" diyor, ama halk yemiyor o dolmayı, yutmuyor o masalı. O milyonluk karının her yemekte istakozlar, havyarlar yiyip şampanyalar patlattığını biliyor. Kimi aldatıyorsunuz siz? Beyefendi bir dakika bakın, arz edeyim. Yılda 18 milyon reklam parası ödüyoruz ve karşılığında sadece mallarımızı halka tanıtıp sevdirmenizi istiyoruz. Sizse birkaç sahte kahramanla tüketiciyi uyutuyorsunuz. Bravo! Halka kendi içinden çıkmış gerçek bir kahraman sunmak gerekiyor. Yoksa küçük hanım yeni bir battal gazi mi yaratmak istiyorlar acaba? Hayır, belki bir minibüs şoförü, belki bir tornacı veya seyyar köfteci. Onu halka tanıtacağız, sevdireceğiz. Halk o yurttaşta kendisini bulacak. O zaman ey halkımız diyeceğiz. Bak bu adam senin gibi birisi. Bu yurttaş öğle yemeğinde falan marka konserve yiyor. Aman sen de ye. Falanca marka gömlek giyiyor. Sen niçin giymiyorsun? Hemen giy. Şu gazozu içiyor, sen de iç. Şu bankaya para yatırıyor, sen de yatır. Sen de sayın bay halk gibi ol. Seni de sevelim. Yapın küçük hanımın söylediğini, size 18 değil 28 milyon verelim. Bir ay içinde bir mucize yaşayacaksınız beyler. Bekliyoruz. İyi günler. Buyurun. Nereden bulacağız bu adamı? Sen orasını bana bırak. İş yok oğlum, boşuna bekleme. Daha geçen hafta 48 bardak kırdın. Seninle mi uğraşacağız burada? Hadi oğlum, hadi! Hadi bakayım! Allah Allah! Hasbinallah ya! Sen sadece bağırıyorsun be! Ruhsal yönden güçleniyorum. Var mı karşıma çıkacak? Allah! Bir haftada tam 750 resim çektim. Hele bugün yorgunluktan öldüm. Bir şey buldun mu bari? Başarılı oldum sayılmaz. Yarın gece konduların oraya gidiyorum. Hadi hoşça kal. Ay! Ay! Ne var lan? Gene çok şıksınız. Yengem bekliyor abicim. Sidikli melahat mı? Allah. Daha amatör kümede top koşturuyorsun sen. Bilakis kardeşlerim birinci ligde. Ne haber? İstersen bizimle gel de yeni transferlerimizi gör ha. Söylesene lan. Konuşun lan. Gene ne karıştırıyorsunuz? Yani birisi sana bir haber yolladı da bir kız. Kız mı? Yok, dikine panca. Kasabayri'nin yeğeni, Zeynep. Kim o be? Yeni geldi İzmir'den, görme abiciğim. Canavar! Şşş, hadi. Ay!
Güzel mi? Bana kesik miymiş? Pencereden görmüş. Yemeden içmeden kesilmiş. Kasap Hayri'ye söylemişler. Gelsin istesinler demiş. Dükkanda işte veririm demiş. Devamlı iş mi? Soruyor be. Ortaklığa bile razı. Kız bizimkilerle gelecek istasyonun oraya. Senin adın geçti mi gözleri doluyor. Sen de az zeyrafiye değilsin ha. Durun giyineyim be. Nereye? Haftalıklar alındı mı? Sen? Sizden ne haber beyefendi? İş durumu? İyi, çok iyi. Çok çok iyi. Nazar değmesin maşallah. Allah Allah, işe mi girdin? Yani öyle bir şey. Mesela nasıl anlatayım? Bir ayağımı şöyle attım içeri. Öbür ayağın? O da burada. Benim ne alayım ne diyorsun lan it? Allah Allah, geliyor. Ay ne oluyor? Allah! Sütlerim! Yapma baba, baba yapma! Ay evladım! Bu devri! Mahvoldum gitti! Ne olmuş yani? Yarın biraz daha su katarsın. Yapmadığın iş sanki. Seni eşşi oğlum! Merhaba! Gel abi. Tülin, abim Şaban. Memnun oldum. Bu da Nazan. Memnun oldum. Abim Şaban. Zeynep nerede? Zeynep gel! Ay. Abi nereye ya? Şaka yapıyor şaka. Allah tutmayın ben. Gelsene abi. Zeynep Hanım, abim Şaban. Memnuniyet oldum. Ben de. Sizin konuşacaklarınız vardır. Bize müsaade. Nereye ya? Yapmayacaktınız bunu abinize. Oh olsun ite, her sabah sigara paketimi yürütür mü? Bildiğiniz gibi değil. Biraz yürüsek. Ama ben bakireyim. Ben de. Hayri abi. Abi ben senin Zeynep'i gördüm. Aha. Sütçü annen Şaban'la hat boyunun orada köprü altına doğru gidiyorlardı. Beni nereye götürüyorsun? Ne bileyim be. Amcam haber alırsa vurur ikimizi de. Nasıl yani? Onun haberi yok mu? Hani dükkanda iş filan? Hiç haberi olur mu şekerim? Vallahi keser ikimizi de. Nereye şekerim? Daha bir şey yapmadık. Bugünlük bu kadar. Ama ne güzel konuşuyordu. Başka zaman inşallah. Bana bu kadar ümit verdikten sonra kaçamazsın. Ne zaman verdik be? Niye beni buralara getirdin? Kandırdın beni. Siz erkekler hep böylesiniz. Halbuki ben mutlu hadi değilim. Hadi ulan sen de. Ne kadar işi vurdun be? Vurdun! Sürtsiz hayvan! Öldürecek bu herifler beni. Kurtarın ne olur. Hayrola Hayri efendi. Başlarım hayrolana. Söyle Şaban olacak o ite, bir daha Zeynep'in yanında görmeyeyim, beynini oyarım valimallah. Bizim Şaban mı? Yok, Beşiktaş'ın sol açığı Şaban. Bizim öyle ite, öyle işsiz güçsüz serseriye verecek kızımız yok, o kadar. Buyurun böyle oturun, gel. Sağ
Allah, o ne be? Teşekkür ederim. Döverim ulan. Aferin evladım. Allah senin gibi gençleri bağışlasın bu millete. Bravo. Önemi yok amca. Yalnız korktuğum şu ki elim biraz ağırdır. Ya. Karate şampiyonluğum var. Öyle mi? İşitmişsindir belki. Beton Şaban derler bana. Tebrik ederim evladım. Tebrik ederim. Bravo. Bravo. Bak ne yaptın elbisene evladım ya. Hay Allah. Allah Allah. Allah Allah. Temizleyici ganiye ver pırıl pırıl yapar ya. Sizin de galiba. Alın sizin de. Bilmem. Sizden fırladı canım. Tuhaf. Hiç yapmazdı halbuki. Alın. Allah be yarabbim. Al sana. Gel, gel otur buraya. Hadi gel. Gel canım. Hadi gel. Dur bende var, vereyim. Aa. Annem yanlışlıkla cebime de makarna koymuş. Kaçıyorsunuz? İşe gecikeceğim de. Ya, affedersiniz, nerede çalışıyorsunuz? Ben mi? Evet. Yani ben. Tabii sen. Oo, ben değişik, serbest. Ama genellikle bilakis koçun yanındayım. Ya, nesi oluyorsunuz koçun? Kuzusu. Demek çok samimisiniz. Bildiğin gibi de. Mesela evvelsi gün toplantı vardı. Kalabalıkta ayağına basmışım. Ne dese beğenirsin. Ne dedi? Çek ayağını ulan eşyol eşek dedi. Ya. Çok samimiyiz canım. Arada sırada dövüyorum keratayı. Tabii tabii. Ama siz serbest olduğunuza göre başka yerde de çalışabilirsiniz. Oo, ne teklifler var. Örneğin benim çalıştığım şirket bir teklif yapacak olsa kabul eder miydiniz? Örneğin şarta bağlı. Çok titizim canım. Şartlarda anlaşırız canım. Bir kere de avukatlarıma sormam lazım değil mi? Ha tabii tabii. Bu benim kartım. Cuma'ya tam 9'da bekliyorum. Bir ara uğrarım. Mutlaka bekliyorum. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Unutmayın, bekliyorum. Döverim.
Ne o? Dayak yedin galiba. Ayıp etsin hocam. Şey çarptı. Ne çarptı? Güneş çarptı. Her mevsim böyle olurum ben. Geç bu sevdadan arkadaş. Öğrenemeyeceksin bu karateyi. Günah verdiğin paraları. Öğreneceğim. Göreceksin. Hem de nasıl öğreneceğim. Ay! Of! Of! Gel. Gel. Takdim edeyim. Patronumuz Can Bey. Bu da kahramanımız... Affedersin, adı neydi? Şaban. Şaban Bey. Buyurun. Gel, geç. Korkma, yanındayım, korkma. Gül biraz. Daha gül. Sert bak. Daha sert. Daha yırtıcı. Şimdi yumuşa. Biraz üzül. Şimdi de vicdan azabı çek. Fena değil, fena değil. Dişlerimi de göstereyim mi? Belki yaşımı öğrenmek istersin. Kâfi. Gel bakalım. Hadi gel, hadi. Allah! O ne be? Bütün şehri senin afişlerinle donatacağım. Basına, televizyona, sinemaya gireceksin. Halkın kahramanı, sevgilisi olacaksın. Tüm sevgilerini verecekler sana. İşte verecekler mi? İşi ben sana veriyorum. Benim yanımda çalışacaksın, tamam mı? Anladın mı? Ne bağırıyorsun ya, anladık. Gazetecilere telefon et, hemen gelsinler. Dur, gitme! Bazı formaliteler var imzalanacak. Şimdi otur şuraya. Al. Şuraya bir imza at bakalım. Şimdi de şuraya. Güzel, şimdi de şuraya, şunların altına. Hadi canım, korkma, at imzanı. Ne işiymiş bu? Ne olacaksın? Kahraman! Ulan eşyoğlusu, harp temiz ki kahraman olacaksın. Öyle kahraman değil, halk kahramanı oluyorum ben. Aa baba, halk kahramanı diyor. Sakın komünist olmasın. Tövbe de lan, ağzını parçalarım. Peki niye gelecekler buraya? Bizi filme çekecekler. Halka tanıtacaklar baba. Destur de dinsiz köpek. Ben filme çıkmam, zinhar günahtır. Şaban Bey! Kim Şaban baba? Bey! İşte bakın. Sahiden geldiler be. Kızlar da var ya. Ya ben demedim mi sana? Oğlum bir gün hepimizi utandıracak diyerek. O bir şey mi anacığım? Seni saraylarda yaşatacağım. Aslanım benim güzel oğlum. İşte tipik bir halk evinde, tipik bir halk çocuğu, tipik bir ailemizin kutsal yaşamı. Halkımızın mütevazı ama şerefli yuvasında ölümsüzleştirdiği cennet. Yavaş yavaş, benim bana doğru. Yavaş, Şaban. Şaban istiyorum, tamam. Çok güzel. Tamam, şimdi babayı, anneyi, tamam. Nefis, çok güzel. Şu anda huzurunuzda Sayın Şaban Erkök'e 10 bin lira ilk ücreti olarak takdim ediyorum. Tahmin ettiğiniz gibi ufak bir şakaydı bu. Çünkü Şaban Erkök'ün ilk ücreti tam 20 bin liradır. Buyurun. Ver bakayım şu paraları. Bunu yazın gazetelere. Her zaman her yerde söylemişimdir. En az oğlum Şaban'dır demişimdir. Gördünüz mü lan? Siz de abiniz gibi adam olun. Ne bakıyorsunuz, öyle olun. Yavrum benim. Bana bak, sakın çocuğu kandırayım deme, tamam mı? Evleneceğin adama inanmıyorsun öyle mi? Evlenme hususunda kesin cevabımı vermemiştim sana. Böyle bir hayır de. Daha kaçırırım vallahi. Baba, film çekiyorlar, hani günahtı ya? Sus, kapa çeneni zevzek gerizekalı! Şaban Bey, buyurun. Yeni işiniz reklamcılık hakkında bize birkaç söz söyler misiniz? Efendim, reklam, reklamdır. Reklama reklam demeyen arkadaşlara teessüf ederim.
Reklam üç kola ayrılır. Bu kollar sonra bir yerde birleşirler. Sonra tekrar ayrılırlar. Bilmem anlatabildim mi? Bitti. Teşekkür ederim. Şaban'ın evini görme. Filmciler basmış. Şaban'a başrol teklif etmişler. Bastır lan. Ekmek Kur'an çarpsın. Şşt! Yapı Kredi'deki Çopur Necla söyledi. Sütçü Ali 20.000 lira yatırmış bankaya. Olamaz be. Ben Ali'nin yerinde olsam atı satar, yerine Şaban'ı koşardım. Başka bir boka yaramaz o inek. Hay ağzını öpüyor. Çıksana ya, çatlıyoruz. Ayıp, ayıp. Hadi be. Önemli adam o. Abicim, lütfen çıkar mısın? Hadi abicim. Eşek herifler! Rahat bırakın oğlumu! Hadi defolun şuradan, hadi! Şaban, oğlum! Gel bak, süt sağdım sana, hem de kendi ellerimle. Sucuklu sandviçin de hazır. Gel oğlum, gel evladım. Soğumasın sütün. Gel yavrum, gel benim aslan oğlum. Gel, gel yavrum. Dokunmasın baba. Niye dokunacakmış evladım? Geçenlerde hastalanmıştım, annem süt verelim dedi. Dokunur diye bağırdı. O başka hastayken dokunur. Babacığım! Şu benim paradan... Ha evet, anladım, açlık değil mi? Al bakayım. Yalnız zamparalık istemem ha. Bu kadar parayla şey bile çekilmez. Ne çekilmez? Niyet. Evladım, aslanım! Sen bizim at ne saman yiyor, bilir misin? Hele o inekler, üç! Sonra o Allahsız kalaycı güğümler için haftada kaç para alıyor ihtiyar babandan, düşündün mü hiç, hiç! Afiyet olsun! Her şey para! O parası, bu parası, şu parası, sonra... Süte karıştırılan su parası! Değil mi? Eşşol eşek! Seninle akşama anlaşırız, değil mi? Zampara seni! Şaban! Canım benim, ay! Canın çıksın! Ayol, sinema artisti oluyormuşsun sen! Yo yo, aldatmışlar seni! Ay, ne zaman isteyeceksin beni amcamdan? Tutma! Şaban, gel buraya! Günaydın! Seni almaya geldim! Ne var? Ne oldu? Günaydın! Oh be! Hadi gel bakalım, gidiyoruz. Çekime başlıyoruz bugün. Olsun. Önce biraz üst baş lazım sana. Birkaç şık elbise falan. Paran var mı yanında? Var, 200 kağıt. Aa, ne oldu 20.000 lira? Babam aldı. Hiç anlamadım. Senin anlayacağın, bugüne kadar hangi işe girdimse en çok 3 saat kaldım. Hep babamla 2 kardeşim çalıştılar. Sigarayı bile kardeşlerimden otlanırdım. Şimdi 20.000 lira benim dersem erkeklik kitabına sığar mı? Değil mi ya? Hani koçun yanında çalışıyordun da, samimiyetinden sana bir şey... Yol eşek mi? Koç dedikse Behbi Koç demedik ya, Şendan'a aile kasabı Hayri Koç. Evet.
eşyolu eşekler. Halktan büyük ilgi gördük beyler. Bu iş tamamdır. Vallahi şimdilik fena değil ama... Şimdi bir kahramanı nasıl yaratmışım beraberce seyredelim. Şaban şu an televizyonda. Buyurun Sayın Şaban Ertürk, buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şaban Ertürk. Sayın seyirciler, hepinizin bildiği gibi bugünlerde yepyeni bir yıldızın doğuşuna şahit oluyoruz. Halkımızın içinden çıkmış, halkın sevgilisi olarak şöhret basamaklarına tırmanmaya başladı. Kendisini bugünkü programımızın şeref misafiri olarak davet etmiş bulunuyoruz. Şimdi soruyorum, hayatta en çok sevdiğiniz şey? Vallahi ailem, yurdum, milletim, mahallem. Bizim mahalledeki arkadaşlar. Ama birini hariç tut. Kim o? Kasap Hayri, Allah'ın manyağı. O Zeynep davası vardı ya. Neymiş o Zeynep davası? Hani kız istasyonun köprünün altında... Tutun şunu! Kızlar kızıyım! Özel hayatınıza girmeyelim. Vallahi abi, kız bildiğin gibi değil. Oo. Şey kardeşim, işiniz? İş çeşitli. İki günde bir işe girer çıkarım, girer çıkarım. Niye çıkıyorsunuz? Ben çıkmıyorum, onlar çıkartıyorlar. Kardeşim, böyle dön, böyle. Dönersem Ayşe'yi göremem. Saçmalamayayım diye bana bak diyor. sporla aranız? Bak, bu hassas bir konu. Karate dedin mi bir tek ben varım. Elim de çok ağırdır ha. İşittim belki. Beton Şaban derler. Ayıptır söylemesi, o benim. Antrenörünüz iyi mi bari? Antrenör mü? Hava gazı. Geçen gün şöyle tuttum, vurdum yere iki kaburgası kırıldı enayinin. Başka ne spor yaparsınız? Başka atletizm yaparım. Otobüs arkasından koşardım, sürat koşusu. Kışın çamur deryasından atlardım, uzun atlama. Seyyar satıcılık ederken belediyeden kaçardım, maraton koşusu. Ama şimdi kaçmıyor. Niye? Tenhaya çekilip belediyecilerle anlaşıyorum, daha kolay oluyor. Bırak şu tehlikeli konuları. Hiç aşık oldun mu? Kardeşim, aşık oldun mu dedik. Allah Allah, neler gülecek ya, aşık oldun mu dedim. Kardeşim, aşık oldun mu? Oldum. Ah. Nasıl bir his aşk? Vallahi onu pek anlayamadım. Çünkü ben aşık oldum mu sesim kısılıyor. A yapıyorum, ses çıkmıyor. Kardeşim, bana döneceksin, bana. Biraz da ailenizi tanıyalım. Mesela babanız ne iş yapar? Sütçü. İki ineği var. Günde 30 litre süt alıyor, 100 litre satıyor. Anlamadım. 30 üretiyor, 100 satıyor. Nasıl oluyor? Su kesilmezse bal gibi oluyor. Yok abiler, yok. Hiç alkışlanacak şey değil. Babam da olsa halkı kazıklayanın alkışlanmasını istemem. Bakın, bizim mahallenin başında, köşede Papağan Rüştü'nün benzin istasyonu var. Benzine su katıyor. Demin bahsettim, kasap Hayri var ya, ete neler katıyor neler. Bakkal Hacı Rüstem var. Hacı oldu, dalavereyi bırakır dedik. Oo, şimdi her şeye bir şeyler katıyor. Hava gazını açıyorsun, içine hava katmışlar. İlaç alıyorsun, kireç katmışlar. Efkarlanıyorsun, rakı alıyorsun, rakı yok. Diyeceğim, herkes herkese bir kazık atıyor. Sonra kendi canı şu kadarcık yandı mı, ver yansın ediyor. Basıyor yaygarayı. Hepimiz birbirimize bir kazık atarsak nasıl düzelir bu işler?
Ben derim ki karşılıklı olarak saygılı olalım haklarımıza. Helal olsun sana kırdığın bardaklar. Başka zaman. İzle onu Şaban. Akşama beklerim ha. Yaşa Şaban. Hadi çocuklar omuzumuza omuz alın. Yaşa Şaban. Şuraya. Siz de şuraya. Hayırlı olsun. Sağ ol. Bir hafta sonra akıl almaz bir reklam programına başlıyoruz. Hayırlı olsun. Kahramanımız doğuyor baylar. Sizi şimdiden kutlarım. Feymen'le fark edilirsiniz. Feymen'le fark edilirsiniz. Sen ola, sertleri misin sen? Feymen'le fark edilirsiniz. Gücümü üfler püsküllerinden almaktayım. Üfler besler, üfler güçlendirir, üfler, üfler. Uzun, geniş, kıvrak, yekpare, ek yeri yok, nereye sokarsan sok. Dost sevindiren, düşman çatlatan, kullanışlı, yekpare, ek yeri yok, nereye sokarsan sok. 41 kere maşallah de vatandaş, hortum, boru değil hortum, yekpare, ek yeri yok, nereye sokarsan sok. Yekpare, ek yeri yok, nereye sokarsan sok. Kule kudur, hortum budur. Halk Şaban'ı çok sevdi Can, o da bu sevgiye layık. Bir şeyler yapman gerek ona. Programların sonunda bize kalan bazı eşyalar var ya, mesela bir buzdolabı, bir elektrikli süpürge, çamaşır makinesi, radyo filan, ver ona gitsin. Tamam. Ah Şaban'ım, dur, şimdi iniyorum, şimdi. Ah. Allah, o ne be? Amcam da evde. O görmeden seninle kaçıyorum artık. Ay! Ah. Uzunla yaklaşırsın, tamam mı? Peki. Çok pis kokuyor ya. Biz burada reklam filmi yapıyoruz arkadaş. Ama halk bize inanıp alacak. Çocuklar dün açık bırakmışlar. Tabii kokar, yoksa nefistir. Sahi mi ya? Pek benzemiyor. Ben evde hep bundan yerim. Hadi başlıyoruz. 1, 2, 3, motor! Nefis! Anamın evde bana hazırladığı dolmalardan daha güzel. Siz de boşuna yormayın ihtiyar ananızı. Açın bir millet konserve, ağzınızın tadına bakın. Millet konserve, millet konserve. Dostum var diye güvenme, kara gün görmedikçe. Buzdolabım var deme, bu aslanı seçmedikçe. Ö, i, yumuşak ye. Allah! Yahu ne biçmiş bu be? Gene ne itirazım var? Elinin körü, soğutucu da aldı ya. Sana öyle geliyor oğlum. Kapıdan sığmadı da parça parça ayırdı bizim çocuklar. Yoksa kale gibi dolaptır.
Belli oluyor canım. O ne? Kale gibi maşallah. Yüz numaralı adam. Yüz numaralı adam. Gönüllerin sultanı yüz numaralı adam. Yüz numaralı adam. Her zaman ve her mekanda seçkin insan. Yüz numaralı adam. Nedir bu inanılmaz sevginin kaynağı? Nedir bu çekiciliğin sırrı? Altın mehtap kumaşları. Altın mehtap kumaşları çekiciliğin, erkekliğin ve şıklığın sembolü. Hepinize altın mehtabı tavsiye ederim. Altın mehtap. Altın mehtap. Stop, ne oldu? Niye durdun? Altın mehtap yırtıldı. Giydiğin elbise dardı zaten. Yo, tam üstüme göreydi. Dardı, dardı canım. Avrupa kumaşlarından daha güzeldir bunlar. Boyna yırtılıyor. Görme Şaban'ın süksesini. Bir ton hediye geldi eve. Ya kim derdi ki o salak adam olacak? Ne yapıp yap Zeynep'i gagala Şaban'a. Herif yakında milyona para demeyecek. Allah'ım şükürler olsun yavrum. Seni saraylarda yaşatacağım ana. Aslan abim benim ben. Aslan evlat, as evladım. Her zaman söylerdim. Şaban büyük adam olacak derdim. Bak nasıl oluverdi. Sayende baba. Astır lan. Biz bizeyiz burada. Binalar çok çürük. Sizden sağlamlık raporu istemiyoruz. Eğer iş yapacaksak gerçekleri bütün çıplaklığıyla bilmemiz gerekir. Tavsiyeniz? Bütün daireleri sattırırım size. Şaban'ın kameraya dönüp bir sırıtması, ben halkın dostuyum, bundan güzel bir aile yuvası olmaz demesi kâfi. Ama çok para ister bu iş. Para kolay canım. O zaman mesele yok. Şimdi ilk iş olarak ona bitmiş dairelerden birini hediye edeceksiniz. Bütün basını toplayacağız başımıza. Gerisi kolay. Hayırlı olsun, güle güle oturun. Baylar, toplantımız bitiyor. Mutlu aileyi biraz yalnız bırakalım eşsiz yuvalarında. Hadi. Buyurun, buyurun, buyurun. Yavrum, bir tanem benim, aslanım. Saraylarda yaşatacağım seni dememiş miydim ana? Demiştin yavrum, demiştin. Mutfağı gördün mü? Çeşmeyi açınca sıcak su akıyor. Güzel yarabbim, ne güzel. Bu oda babamla senin. Güzel değil mi? Çok güzel, çok. Bu köşe bana yeter. Sağ olasın yavrum benim. Burası ne acaba? Banyo. Ne kadar güzel değil mi? Çok güzel. Ne güzel, ne güzel. Şurası da Tuncel'le Şerif'in. Oğlum, hiç taşınmayalım buraya biz. Yarın öbür gün evleneceksin evladım, evleneceksin. Baksana
Kim o? Şaban. Şu televizyondaki Şaban. O şeker. Vallahi o. Aa, vallahi o. Ta kendisi. Bak, gördün mü kim var orada? Gördüm ya, televizyondaki Şaban. Ay, pek sevimli yavrum, maşallah. Efendi oğlum, sen Şaban değil misin? Estağfurullah, biraz öyleyimdir. Ayo, ilk görüşte tanıdım vallahi. Biz seni çok seviyoruz. Ama çok dargınız. Ne yaptım ki teyze? O kadar methettiğin konserve var ya. Ne pis şey o öyle oğlum, ne pis kokuyor. Bizim bey ağzına koymadı vallahi. Bana iyi demişlerdi. Sen söylesene. Biz senin gibi milyonlar kazanamıyoruz. Neden paramızı o kokmuş şeylere verdiriyorsun? Biz sana inandık bir kere oğlum. Bana mı? Bir daha aldatma bizi, vallahi güceneriz. Affedersin teyze, bir daha yapmam. Hadi kal sağlıcakla. Çocuk vallahi. Beni dinlemek bile istemiyorsun. Söylenecek en kestirme sözü onlar söyledi. Dahası ne? Ermal'ın bozuğu çıkar. Şey, ben susadım. Şurada bakkal var. Hı. Abi, bize iki gazoz. Şaban değil mi bu? Sen Şaban değil misin? Evet, Şaban'ım. Soğuk gazoz yok. Buzdolabı bozuk sayende. O ne buzdolabıdır be, dökülüyor. Utanmadın mı reklamını yaparken? Zaten kim ben sizin dostunuzum derse, o atıyor kazığı. Helal olsun abi. Ayna be. Helal olsun Şaban abi, yedin bizi. O kumaş değil, ot be, ot. Bir daha sana inananı... Sana yakıştıramadım vallahi. İnsan sevdiğine böyle mi yapar? Suçumuz seni sevmek mi yani? Yapmayacaktın bunu bize Şaban abi. Helal olsun. Bir kazık da sen at bakalım. Eşşol eşek sende. Ne gülüyor lan? Ne gülüyor? Ne gülüyor? Suç var biliyorum. Ya falan gizliyorsun. Ne oldu? İnşaat çöktü. 10 yaralı var. Biraz başını ağrıyacak. Nerede görülmüş dörtte bir demir hakkıyla temel üstü çıkmak? Biz de söyledik ama anlatamadık. Söyledik abi. Ne? Şantaj mı yapıyorsun? Bırakın aptallığı. Hepiniz sorumlusunuz. Anlaşın gitsin. Pekala, pekala. Birer daire vereceğim size. Çok cömertsin. İkişer tane veriyorum, tamam mı? Hadi tamam deyin. Yer bakayım sen de. Uzat elini. Anlaşın canım. Maş şöyle. Aslanım, tosunum. Bir tane. Seni bekliyorlar çekim için. Hadi yürü. Anladım canım. Üzgünsün. Biz de çok üzüldük. Olur böyle şeyler. Acemi işçiler tabii. Arkada sağlam yerler var. Orada yapacağız çekimi. Arka
yandaki binalara işaret edeceksin ve güleceksin. Tamam mı? Oku Şaban'ın ne söyleyeceğini. Ben Şaban Erkök. Dostunuz olarak sesleniyorum. Bugüne kadar bir yuva sahibi olmadınızsa, Şen Yuva Yapı Kooperatifi'nin sıhhi, konforlu dairelerinden birini almak için acele edin. Rüyalarınızın yuvasını hazırladık size. Eşinizle, çocuklarınızla yaşam boyu mutlu bir hayat yaşayacağınız nefis bir konut sizleri bekliyor. Ödemede kolaylık, temiz mal ve itinalı işçilik. Helal paranızın gerçek karşılığı. Şaban! Ben bırakıyorum bu işi. Bok bırakırsın işi, serseri it. Ulan sokakta sürünürken aldım seni. Adam ettim. Halkın sevgilisi haline getirdim. Şimdi beyefendi kalkıp beni bırakacak. Öyle mi? Gebertirim seni ulan. Vurduturum seni. Bak şeker kardeşim. Belki aldığım parayı az buluyorsun. Olabilir. Ticaret yapıyoruz. Ananın ak sütü gibi helaldir kardeşlik. Ama bak. Daha dün Ayşe ile konuşuyorduk. Bu çocuğa 100.000 lira prim verelim diyorduk. Ne dersin bu teklife? Hadi. Ne diyorsun? Söylesene. Eşol eşek. Ne korkuyorsunuz? Bütün bunlara dayanarak her şeyini elinden alabilirsiniz. Her geçen gün en aşağı 600.000 liralık kaybım var. Akıllılık edip onu borçlandırmışsınız. Donunu bile çeker alabiliriz ayağından. Yarın erkenden her şeye el koyacağız. Tamam. Memur bey, kurtar! Oğlumun bunlar! Oğlumun, ölürüm de vermem! Baba sakin ol ya! Bunlar diyorum. Sakin ol baba! Açma ağabeyim, şirketin malı! Reklam için vermiştik ona, reklam için! Anlamadım! Oğlumun, o kaç yüzeyken malının oğlumun malı! Hanım hakkında kanuni işlem yapılmasını istiyorum. Şirket malını gasp etmiştik. Yalan, hepsini kendi verdi bize. Yeni evimize yerleştirecektik. Oğlunuz sizi aldatmış. Oğlum! Eşyalarda, evde hepsi onunmuş. Sen bizi aldatmışsın, doğru mu oğlum? Ne aldatması anne? Sen de gördün. Törenle verdiler evi bize. Bütün gazeteciler de oradaydı. Reklam da onlar. Anladın mı reklam? İşim yok da sana milyonluk daire verişim. Nerede tapun ulan? Nerede? Söyle diyorum, nerede? Nerede? Lütfen boşaltın dairemizi. Üzülme sen ana. Saraylarda yaşatacağım seni. Yavrum. Bana inanıyorsun değil mi? Yavrum. Atlayın bakalım arabaya. Dönün mahalleye. Bizim evimiz bize yeter de artar bile. Seni perişan ederim demiştim. Yok ya. Ben hayatımda hiç apartman dairesinde oturmadım. Gene de oturmazsam çok komaz bana. Ama bir gün sen benim oturduğum gecekonduya tıkılırsan, o zaman görürüm nazik götünü. Bak, ikimiz de çocukluk ediyoruz. Gel anlaşalım seninle. İstediğin avukatı tut, parası benden. Yeni bir anlaşma yapalım. Senede tam 250.000 lira vereyim sana. Fakir fukarayı kandırma karşılığı mı? Canım nasıl laf öyle? Bak, özür diliyorum senden. Bir aptallık ettim. Affet beni, ha? Bir de Murat araba vereyim sana. Bitsin bu iş. Hadi.
Cevabın? Eşol eşek. Çık ulan çık! Herkesin işi gücü var. Ulan çıksana diyorum sana! Çık! Hay Allah'ın cezası eşek herif kelek, Allah'ın ini! Bey sen de çok oluyorsun ama! Be! Konuşurum ben! Hediye evmiş, hediye buzdolabıymış bu dala! Nerede lan nerede? Sen kim? Koskoca milyonere kafa tutmak kim? Öküz! Bey! Salla başını, al paranı! Anne! Nerede Şaban abimin sütü? Süt müt yok! Sen içiyorsun ya baba! Ben hastayım! Hani hastalıkta dokunurdu? Yetti be, yok işte! Baba! Şaban abime harçlık lazımmış! Kesin lan! Görüp görücü rahmet bu işte, zifti iç! Ne lan bu? Yine başlamayalım abi! Sus! Utanmıyor musun bu yaşta sigara içmeye? Bak, fena olacak sonra! Yıkıl lan eşek herif, he? Ne bağırıyorsun lan? Ne bağırıyorsun he? Abi! He? Dur, yetişin, abi. Adam öldürüyorlar! Abi dur yapma! Kafamı tut, buldum! Yapma! He? Öldüreyim mi lan? Oh be! Günaydın demeyecek misin bana? Niçin aldattın beni? Belki suçluyum ama yemin ederim ki çok pişmanım. İstemez, yemin etme. Çok inanmıştım sana ben. Şaban, oğlum harçlığını unutmuşsun. Sağ olasın anne. Unutma ha, saraylarda yaşatacağım seni. Tabii oğlum. Kim ne derse desin ben inanıyorum sana ya. Güle güle. Allah işini rast etsin. Hayrola Şaban? Abi iş istiyorum. Ayıptır be. Milyoner oldun diye tiye mi alıyorsun bizi? Hadi oğlum, hadi evladım, hadi bakayım, hadi. Oo hoş geldin. Hoş bulduk. Gene çalışmak istiyorum abi. Ah, çok şakacısın. İstersen burayı satarım size. Ödeme de kolaylıkla yaparız. Güle güle. Ne oluyor ya? Sizin evi satıyorlar abi. Yok ya. Nasıl olur yahu? Çıldırdınız mı siz? Elimizde senet var. Bunlar sahte olsa icra memurlarını ve polisi buraya getirebilir miyiz? Söyle. Niye satıyorsun evi be? Allah cezanı versin sersem köpek. Sen satmışsın evi. Bırakın alayı ya. Kime satmışım evi? Bana. İnanma. Yalan söylüyor. Dolandırdı seni. Yapın vazifenizi beyler. Aldattılar çocuğu. Yemin ederim aldattılar. Borcu öderseniz ev gene sizin olur. Ne borcu ya? Orasını bilmem. İşte sizin imzanız. 1,5 milyonluk senet imzalamışsın. Senet mi? Ne zaman imzaladım ya? Kontratla beraber teminat diye 1,5 milyonda borçlanmışsın. Karşılıkta bu evi göstermişsin. Yarın çıkacaksınız buradan. Tamam mı beyler? Tamam efendim. Hadi. Arkadaşımız galiba yeni tekliflerinizi olumlu karşıladılar. Yeni bir anlaşma, her zaman 3 milyon basarım. Gördün mü? Akıllı çocuk. Hadi cevap ver. Ne diyorsun? Cevabın? Eşol eşek. Siz
seni saraylarda yaşatacağım ana. Siz çekilin pencereden. Geldiler. Açın! Açın! İçeride olduğunuzu biliyoruz. Açın diyorum size! Açın! Açın yoksa kırarız. Hadi hanım, çıkıyoruz. Üzülme oğlum. Her şey düzelir. Hadi, hadi. Ben gelmiyor. Anlamadım. Dedemin tüfeği. Kimse çıkartamaz beni buradan. Eşol eşek! Çıkın! Yoksa fena olacak, çıkın! Sıkıysa gel de çıkar bakalım. 30 yıllık evim burası. Ben de kalıyorum. Ben de. Ben de. Sen git istersen baba. Tüfeğin var diye fiyaka mı yapıyoruz? Ben de gitmiyorum. Vay be! Peder bey erkekleşti. Geçemezsiniz hanımefendi. Var mı meraklısı beyler? Mahvolursun, hapislerde çürürsün. Bırak silahı elinden. Bir adım daha atarsanız 5 kişinin ölümünden sorumlu olursunuz. Çıkartın, derhal çıkartın. Bu evden çıkmaktansa yakarız kendimizi. Dökün lan. Ah, kendine döksene ulan. Bana bak, kendine dök. Oğlum, çıldırdın mı sen? Yak ulan meşaleyi. İnanmayın, numara yapıyor. Yak beni, vatan kurtulsun. Yeter ulan, yeter. Numara, hepsi numara. Git işine be! Yürü! Arka plaka kontrolü var. İnek! Bütün aile 30 yıllık evlerini boşaltmamak uğruna kendilerini benzine bulayıp yakacaklarını söylemektedirler. Elindeki silahla eve kimseyi yaklaştırmayan genç, halkın bir numaralı sevgilisi reklam yıldızı Şaban'dır. Şaban, korkunç bir ihanete uğradığını iddia etti. Şu anda polis kordonu altındaki Şaban'ın evinin civarında heyecanlı olaylar cereyan etmektedir. Yak ulan! Yak beni! Ah. Az döksene ulan! Durun! Geri çekilin! Yak ulan! Yak da millet bayram feneri görsün! Şişt. Bana bak, az dök! Kendine gel oğlum, eşyola eşek! Yapma oğlum! Vazgeçtik bak! Çekiniyoruz evladım! Çekilemezsiniz! Evi tahliye etmeye mecbursunuz! Bana bak leş kargası, fena yaparım seni! Ulan hala piyasada mısın sen? Tebrik ederim. Allah! İtfaiye gelirse yakarız kendimizi. Oğlum artık fazla oluyor ha. Pekala. Dökün lan. Oh. Tamam ulan, tamam. Yeter dedik oğlum, Allah Allah. Ne döküyorsun lan? Bana bak, döveceğim ha. Gelin, gelin de şenlik görün. Yakın lan beni. Çekilin, çekilin! Ne haber? Benzinimiz bol mu? Ne benzini abi? Ulan eşyol eşek, gül suyu dökmüyorsun ya. Hepsi iki parmak benzini abi, gerisi su. Su mu? Bayıldı, hücum, hücum! Çekilin, çekilin! Şu anda aldığımız bir habere göre halkın sevgilisi Şaban, kendisini ve ailesini şiddetle savunmakta devam ediyor. Sloganlar atarak ve pankartlar taşıyarak Şaban hayranlarının taşkınlığını önlemek üzere panzerler ve emniyet kuvvetleri harekete geçmiş bulunuyorlar. Panzerler gelirse yakarız kendimizi. O kadar. Aa,
yetti artık oğlum. Dökün lan. Bana bak, yetti. Ulan eşyalayı çek, dursana. Bak bak bak. Git geri çevir panserleri, yoksa yakacak kendisini. Baş üstüne. İyi gırgır be. Çok hoşuma gitti ha. Şaban'la konuşmak istiyorum. Ne olur izin verin bana, konuşayım, yalvarırım. Şaban! Şaban, yemin ederim aldatmadım seni. O yeminlere karnımız tok bizim. Yalvarırım, inan bana, ne istersen yapacağım. Yalanlarınızı halka anlatmak istiyorum. Ben de anlatmak istiyorum, ben de istiyorum. Çağır o halde televizyonu. Halka karşı konuştur beni. Ne haber? Getirirsem inanır mısın bana? Bir konuşayım yeter. Çıkarım evden. Gider çadırda yatarım. Ama halk da her şeyi öğrenir. Getirecek misin? Getireceğim. Yapamazsın, engel ol. Ah Can Bey, şu iş bir bitsin, yapacağımı bilirim ben. Bize ihtiyacın olur diye geldik. Bir tarafa kaybolmayın. Ne biçim gaz bu be? Çok pis kokuyor. Abi, Şerif serserisi amonyak benzini kuvvetlendirir dedi. Ne? Benzine işedik abi. Allah! Tutmayın beni! Ulan öldüreyim mi size? Abi yorma abi ya! Sinirlenme aslanım. Şimdi geliyor televizyon. Abi, bu başka bir dava. Sidik davası. Konuşma lan. Ah ulan ha. Televizyonda konuşursa rezil oluruz. Git yalvar, ayaklarına kapan. 2 milyon, 3 milyon ver ama sustur. Sustur Allah'ın cezası. Yıkıl karşımdan. Tamam, tamam. Seninle özel konuşmak istiyorum. Konuş, tutan mı var? Herkesin içinde olmaz ki. Ahlaksızlık mı teklif edeceksin? Ne münasebet? Konuş, konuş, ferahlarsın. Yani ben davamdan vazgeçiyorum. Evin senin olsun. Bak, senetler ve tapu. Komiser Bey'e teslim ediyorum. Nasıl? Ücretini 5 misli arttırarak işe alıyorum. Şahitsiniz. Katı da sana veriyorum. Buyurun tapusunu. Komiser Bey. Program başına %20 ortaklık. Yaşadık. Pekala, pekala, %30. %40. Masraflar da çıktıktan sonra. Pekala, %50. Bak ne güzel anlaşıyoruz. Bir de Mercedes araba. Tamam mı? Şahitsiniz değil mi? Hadi artık tamam de. Tamam de, oldu, tamam. Oldu bu iş. Abilerin abisi abim, be. Abim. Aslansın sen be. Gerçekten öyleyimdir. Öyle mi? Beyler, şahitsiniz. Söyle nedir cevabın? Eşyola işe. İşittiniz mi ne dedi? Geldi.
geçiyoruz, tamam. Tamam. Mikrofonu açıyorum. Konuş. Benim çok sevgili seyircilerim, sizin sevginizle bir yere gelmiş bir yurttaşım ben. Ne tahsilim, ne de özel bir yeteneğim vardı. Bir gün bu eşkıyalar alladılar, pulladılar beni, sizin karşınıza çıkardılar. Niçin mi? Sizi kazıklamak için. Önce şöhret oldum. Halk seni ne kadar severse o kadar inanır dediler. Halk kuzu gibidir dediler. Ne verirsen yer. Uyanamadım kardeşler önceleri. Gözlerimi açtığım zaman kazık çoktan girmişti. Dertleri elinize geçen 5-10 kuruşu kapmak. Karşılığında 10 para etmez malı sizlere yutturmak. Evine konserve alacak akçenine, bozuk. Bakkal buzdolabı alacak, bozuk. Daktilo Necla elbise alacak, cart diye yırtılacak. İlaç alacak, iyileşemeyecek. Şampuan alacak, saçı dökülecek. Hep para verecek ama karşılığında hep kazık giyecek. Sen Hakkı amca, emekli ikramiyenle bir çatım olsun diyeceksin. Yuvam diye içine gireceğin ev başına çökecek. Sen ölmüşsün, kimin umrunda? Maksat senin paranı almak. Ver paranı, sonra derdini kime anlatırsan anlat. İşte bütün bunları yapın edin diye bana söylettiler. Seni işe alıyoruz diye bir de kağıtlar imzalattılar. Meğer babamın gecekondusunu bile alırlarmış elimden. Şimdi milyonlar veriyorlar bunları size anlatmayayım diye. Benden söylemesi, her şeyi anlattım. Affedin beni, hakkınızı helal edin. Evden çıkıyoruz. Gaz döküp kendimizi yakarız dedik ya, o da numaraydı. Kim bulmuş ki gazı döksün üstüne? Hepinize saygılar sunarım. Durun lan, bana bak. İndirin beni. Kendinize gelin oğlum. İndirin bak. İndir. Şu meydanı açın bakayım. Bana bırak. Hadi bak. Şu karşıdaki arkadaş var ya, getirin çayırı, hadi bakayım. Hadi yürü be! Ne yapıyorsun oğlum? İdare et abicim. Ben çarşıyı teftişe gidiyorum. Gelin bakalım.